Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Puma Türkiye Genel Müdürü Sayın Taner Seyis, değerli basın mensupları, bugün burada bizlerle birlikte Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bulunan misafirlerimiz ve tabii ki burada bulunamayıp bizleri ekranları başından takip eden tüm Fenerbahçeliler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, Fenerbahçeli dostlarımızla birlikte bu sezon giyeceğimiz 3 forma şu anda huzurlarınızda. Kulübümüze ismini veren ünlü Deniz Feneri'nin yaydığı beyaz ışığı temsil ediyor ve bu çok özel dizayn bu sene Fenerbahçemizin iç sahada giyeceği forma olacak. Değerli misafirlerimiz, özel bir an yaşamak üzere yine hazırız, heyecanlıyız. Benim de açıkçası kalbim ekstra atıyor şu anda. Bugün 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü ve takımımızın şampiyonlukla tamamlayacağını umduğumuz bu özel senede giyeceği formaların da lansmanı için bir araya geldik. Elbette Fenerbahçe Kulübümüzün kıymetli başkanı Sayın Ali Koç da bizlerle birlikte ve bu özel günde kendisinin de tüm Fenerbahçelilerle duygularını paylaşmak isteyeceğini düşünüyorum ve Sayın Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım, hoş geldiniz. Merve Toyn dediği gibi hakikaten sıra dışı. Biz de sizler kadar olmasa da çok az biliyorduk ne olacağını. Video mükemmel olmuş bir kere, tanıtım videosu. Mükemmel ötesi olmuş. Uzun zamandır da böyle bir video görmemiştik. Dolayısıyla Puma'ya teşekkür ediyorum. Puma ekibine teşekkür ediyorum. Bu aktivitenin bu şekilde burada gerçekleşmesine vesile olan herkesi çok çok teşekkür ediyorum. Ece Seçkin, neredesin Ece? Kendi küçük, kalbi büyük Fenerbahçeli Ece Seçkin'e ve müthiş senkronize dans grubuna da teşekkür etmek istiyorum. İçimizi açtılar. Bir de yeni formalarımızda bu enerjiyi sahaya yansıttığımız zaman işimiz daha da kolaylaşacak inşallah. Ama hakikaten teşekkür ediyorum. Tabii Fenerbahçe'deyseniz, Fenerbahçe başkanıysanız, yöneticiyseniz, sporcuysanız devamlı eleştiri var. Bir eleştiri de ne işiniz var Ülker Spor Salonu'nda oldu bu tanıtım için. Bakış açısı bazılarına doğru gelebilir ama biz niçin buradayız? Çünkü stadımızda bütün çatı, yani membran dediğimiz o tente gibi olan yapı baştan aşağı değişiyor. İlk maçımıza tam yetişmeyecek ama şu an inşaat halinde olduğu için maç oynamamızı engelleyecek bir durum yok ama bu etkinliği orada yapamadık. O yüzden bence gurur abidesi olan bir başka tesisimizde burada bulunuyoruz. İyi ki de buraya gelmişiz. Gayet Puma'mı yapmak istedikleri için elverişli bir mekan. Şimdi teşekkürlerden sonra Puma'ya tekrar geleceğim. Öncelikle günümüz kutlu olsun. Günümüz mutlu olsun, kutlu olsun. Sarı lacivert başarılar içinde, sağlık ve huzur içinde Allah nice nice tekrarlarını nasip etsin.